Değerli Kanal 64 izleyenleri, hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün yapacak olduğumuz programda Nihat Tosun hocamla birlikte inşallah kurban ve bayram konusunu işleyeceğiz. İnşallah programımız sizler için, bizler için hayırlara vesile olur. Güzel bir takım faydalı bilgileri burada paylaşırız. Sizler de kafanıza takılan bir takım sorular varsa onların cevabını inşallah programımızda bulursunuz. Nihat Tosun hocamı tanıtayım konuğumuz. Nihat Tosun hocam Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı öğretim üyesi kendisi. Doktorasını Suudi Arabistan'da yapmış. Oldukça uzun dönem araştırmalar yapmış ve alanına hakim bir ilim adamı hocamız. Ben de aynı şekilde Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde hadis ana bilimde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. İnşallah bugünkü programı birlikte yürüteceğiz. Hocam merhabalar, tekrar hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım inşallah. Hocam öncelikle kurban. Tabii kurbanın anlamı, mahiyeti. Şöyle kısaca ben İslam'dan önceki bir kurbana değinmek isterim. Daha sonra siz inşallah kurbana bir giriş yapın. Kurban kelime olarak yakın olmak, yakınlaşmak değil mi hocam? İslam'dan önce baktığımız zaman Sümerlerde, milattan önceki dönemlerde, Hititlerde kurban olduğunu görüyoruz. Yapılan arkeolojik kazılarda kurban adaklarına dair bir takım resimler, heykeller görüyoruz. Bir takım sunaklar, kurban adanan sunaklar görüyoruz. Bu da gösteriyor ki hocam ilk dönemden beri kurban var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in çocukları arasında değil mi? Kurban olayı var. Cenab-ı Hak birinin kurbanını kabul ediyor, birininkini etmiyor. Demek ki kurbanın da bir takım şartları var. Araplarda da görüyoruz. İslam'dan önce de bir kurban adeti var. Yani ne yapıyor Araplar? Mekkeli Araplar putlara adıyorlar. Kestikleri hayvanların etini putların üstüne koyuyorlar. Yırtıcı kuşlar, hayvanlar gelip o etlerden yiyorlar. Böylelikle yani tanrılarına bir ibadette bulunduklarını düşünüyorlar. Hocam sözü size bırakıyorum. Kurban nedir? Kurbanın tarihçesi, anlamı konusunda bize bir açıklayıcı bilgi verirseniz memnun olacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kurban sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk insandan itibaren devam eden, var olan ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşma yolu yöntemi olarak devam eden bir ibadet şeklidir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bunu ifade ediyor Yüce Mevla. Ve küllü ümmetin cehennem mensaken her topluluğa Allah-u Teala bu kurbanla ilgili bir yükümlülük verdiğini bize haber veriyor. Tabii kul ile Rabbi arasında ki bağları kuvvetlendirmek için Cenab-ı Cüceler bazı ibadetler bir kulları mükellef tutmuştur. İşte namaz ibadeti, oruç ibadeti, bugün içinde bulunduğumuz günlerde ki hac ibadeti gibi ibadetlerle kullar Allah-u Teala'ya karşı onun rızasını kazanmaya, rızasına nail olmak için gayret gösterirler. İşte bu kişileri, kulları Allah'a yaklaştıran ibadet şekillerinden bir tanesi de kurban ibadetidir. Yani taabbudi bir ibadet değil mi hocam? Tabii. Kurban ibadeti taabbudidir. Allah'ın emri olarak. Allah'ın emridir. Kul akıl yürütemez. Taabbudi demek akıl yürütülmez. Allah nasıl ne şekilde emrettiyse o şekilde yapılması lazım. İşte kurban denildiği zaman kurban Allah rızasını kazanmak için ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli nitelikler taşıyan hayvanların usulünce kesilmesi. Kesilmesine kurban diyoruz.
O zaman burada şöyle bir soru soralım hocam. Hangi hayvanlardan kurban olur? Tabii. İşte az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kurban ibadeti tabiri bir ibadettir. Yani nasıl yapılacak, ne şekilde yapılacak, hangi hayvan kurbansa mesela hangi hayvanlardan kurban kesilir? Bunun sınırlarını, bunun şeklini Cenab-ı Hak bizlere haber veriyor. Ya da Peygamberimizin uygulamalarında gördüğümüz şeyler. Bu hususları bizlere belirlemişlerdi. İşte bununla ilgili bizim büyükbaş ve küçükbaş hayvan dediğimiz tüm hayvanlardan koyun, keçi, sığır, manda ve deve tüm cinsi hayvanlardan kurban kesilir. Onun haricinde bazılarını zaman zaman dediği gibi ördekten, kazdan, tavuktan. Onlardan kurban olmaz. Başka inançlarda var ama hocam. Mesela tavuktan kurban kesme Yahudilerde vesaire de var ama demek ki oradan mı görerek konuşuyorlar? Onu söyleyenler belki oradan da ilham alıyorlar. Oradan mülhem olarak bunu söylemiş olabilirler. Ama tabii biz Müslümanız ve bizim İslam'ın kriterleri var. Neyin nasıl yapılacağını belirten, hani ana hatlarıyla belirtilmiş edilme şeriye diye ifade edilen kitap, sünnet, icma, kıyas gibi delillerle biz hükümleri belirliyoruz. Dolayısıyla bu işte konumuz kurban olduğu için kurban olan hayvanlar hangi hayvanlardır? Bunları neye bakarak biz belirleyeceğiz? İşte Kur'an'da, sünnette, hadislerde geçtiği üzere. Ne geçmişini haber ediyoruz. Burada herhalde konuştuğumuz kurbanın kurban bayramına ait kurban olduğunu hatırlatmakta fayda var hocam. Mesela ben şimdi kurban bayramı dışında bir ay sonra, bir ay önce Allah için bir tavuk kesip fakirlere dağıtma, yedirme, ikram etme niyeti gütsem buna da kurban denebilir mi hocam? Kurban şimdi... Veya adak olarak mı değerlendirilmeli? Adak olur. Tabii. Kurban olmaz. Kurban olabilirse kurban olacak hayvanın işte nitelikleri var. Kurban sayılabilmesi için ve hangi tür hayvanlar kurban adı altında kesilebilir? Kesilebilir. Onun ölçüleri var. Hani adak olarak yapılır, hayır hasenat olarak yapılır. Tavuğu kesersin, kazı ördeği kesersin. Fakir fukaraya tasarruf edilir. Onda bir mahsur yok ama onu o kurban hüviyeti taşımaz. Kurban olmaz. Özel anlamda kurban dediğimiz ibadet kapsamına girmez. Hani az önce tarifinde de ifade etmeye çalıştığımız gibi Allah sarsın ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli nitelikte taşıyan hayvanlar usulüne uygun kesilince bu kurban bulunuyor. Dolayısıyla İslam burada hem zamanlamasını hem de nitelikleri belirlemiştir. O ibadetin ibadet olabilmesi şer-i şerifin tayin ettiği vakitte olması gerekir. Olması lazım. Artı genel bir bu vakit nedir hocam? Onu da izleyicilerimiz bilsinler. Bu vakit tabii kurban bayramı dediğimiz bayram günlerinde yapılır. Kurban bayramı günleri de kameri ay veya hicri ay hesabına göre Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının 1. günüdür. Mesela yarın, bugün 8. günü Zilhicce'nin. Yarın Zilhicce ayının 9. günü, Arife günü veya hac yapan Müslümanlarla ilgili Arafat günüdür. Yarın hac yapan Müslümanlar Arafat'ta olması lazım. Ondan sonra Arafat görevlerini tamamlayınca işte güneşin batımıyla beraber diğer hac menasikini tamamlamak üzere geçiyorlar. İşte o hac menasikinin devamında Zilhicce'nin 10. gününe denk gelen gün kurban bayramı oluyor ve kurban bayramının 1. günü oluyor. Kurban bayramı da dolayısıyla yani mesela ilk bayramın 1. gününe Yevmül Adha yani kurban kesme günü deniliyor. Ondan sonraki 3 güne de Eyyam-ı Teşrik deniliyor. Hani bugünlerde bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Yarın yani Arife günü sabah namazından itibaren sabah namazının farzından sonra getirilecek şekilde başlamak üzere bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbirleri getirilmesi lazım. Hanefilerde vacip, diğer mezheplerde sünnet değil mi hocam? Hanefilerde vaciptir. Diğer mezheplerde Hanefilerde... Kadınlara da vacip mi hocam? Bazen böyle sorular geliyor. Vaciptir. Bugüne ulaşan kurban kessin, kesmesin, herkesin teşrik tekbirlerini getirmesi lazım. Yani getirmesi lazım. Bir de hocam kurbanı kesecek kişi 1. günü bayram namazından önce kesebilir mi?
Şimdi bayram kurban kesmenin vakti sünnet olan Hanefi mezhebine göre işrak vaktinden sonra. Eğer bir yerde namaz cemaatle bayram namazı kılınıyorsa işrak vaktinden sonra kesmesi lazım. Ama mesela bayram namazı kılınmayan bir yerde, diyelim mezrada, bir herhangi bir yerde bulunan Müslüman kurban bayramı günü kurbanını kesmek istiyorsa o namaz vakti girdikten sonra, sabah namazı vakti girdikten sonradan itibaren kesebilir. Çünkü orada cemaatle namaz kılınma durumu bayram namazı olmadığı için o kesebilir. Ama bayram namazının kılındığı bir ortamda namazdan sonra, işrak vaktinden sonra kesilmesi lazım. Ve ilk bu bayram günleri içerisinde de kesilmesi lazım. Zannediyorum Peygamber Aleyhisselam'ın da zamanında bayram namazından önce kurban kesenler var. Evet. Ve Peygamberimiz onların et olduğunu, kurbanı tekrar iade etmeleri gerektiği onlara hatırlatıyor. Onun için kurban kesecek olan kardeşlerimizin kesinlikle bayram namazından sonra kesmeleri gerekir. Tabii. Hocam bu arada bayram namazı demişken bir hadis aklıma geldi. Bazen böyle bir soruyla da karşılaşıyoruz. Men vecede saaten ve lem yudahhi fe la yakrabenne musallana. Ben bu hadisi size soracaktım. Evet, vakit bulur da yani şartları el verir de kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın hadisi. Hocam bunun anlamı nedir? Peygamberimiz camiye gelmesinler mi diyor diye bazen böyle sorular sorulabiliyor. Yani bu hadisi, daha doğrusu bütün hadisleri Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin geneline aykırı ne yorumlayabiliriz ne anlayabiliriz. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın bir Müslümana camiye gelmeyin demesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla yani istedim ki yerime birini emredeyim namaz kıldırsın. Ben sonra insanlara emredeyim odun toplasınlar ve camiye gelmeyenlerin evine ateşe vereyim gibi tehditkar bir ifadeyle bile camiye gelmeyenler hakkında bu kadar ağır bir ifadeyle uyarıda bulunan bir peygamberin kurban kesmeyenler gelmesin buraya demesi mümkün değil. Ama bu hadisin manası şu. Birincisi, bir şeyin kötülüğünü hatırlatmak ya da bir şeyin gerekliliğini öğretebilmek için mübalağalı ifadeler söze girebilir. Türkçede de vardır. 40 sefer söyledim deriz. Halbuki 3 kere söylemişizdir, değil mi? Ya da adam der ki ayağını kırarım seni bir daha burada görürsem. Yani bir daha görürsem kızar sadece. İkaz kabilen. Gibi tabii. Yani namazgahımıza gelmesin demek, kesinlikle gelmesin onu istemiyoruz değil. Bu kadar büyük bir vebal ya da bu kadar büyük bir vebalin büyük gibi olduğuna işaret ediyor. Tabii. Bir de mesela kurban niye farz değil? Bu hadislerden dolayı yani halbuki hani usulü fıkıhta da bir kaydı kural var ya el emru lil vücub, yani Allah bir şeye emretmişse onun farz olması lazım. Burada da fesalli li rabbike enhar diyor kurbanla ilgili, işte namazını kıl kurbanını kes diyor. Emir olarak gelmiş, ama emir olarak gelmiş olmasına rağmen Hanefi mezhebi vacip diyebilmiş. Diğer mezheplerse sünnet demişler. Yani emir sigasıyla gelmiş olmasına rağmen farz denilemiyor. Niye? İşte bu hadis-i şeriflerde. Eğer bu hadis-i şerife siz yani kurban imkanı vardı, kurban kesmeyen camimize kesine gelmemesi lazım manasını anlarsa o zaman farz olması lazım. Evet. Farz olmasını gerekiyor. Bu hadisin şöyle bir anlamı da olabilir. Evet. Bayram namazına gelmesin. Yani evet. İçimize gelip de bayram musallana diyoruz. Namaz kılacağımız yere gelmesin diyor. Evet. Dolayısıyla bunu camiye girmesin, bizimle birlikte beş vakit namaz kılmasın diye anlamayalım. Böyle anlamak Peygamberin genel uygulamasına, sünnetine ve Kur'an'ın genel mefhumuna aykırı olur. Tabii siz az önce de söylediniz ya, cemaatle namaza gelirken de hani soğan sarımsak yiyen de gelmesin. Gelmesin. Ama geleni kapıda dur bakalım sen hadi gelemezsin manasına değil. Evet. Gelmesinin uygun olmadığını ifade etmeye açısından. Soğan sarımsağı güncelleyebiliriz hocam. Sigarayı da katabiliriz buna herhalde. Vallahi katılabilir. Yani bazı Müslümanlar tamam sigara içtik diyelim ama camiye girmeden elimizi ağzımızı yıkamak, üstümüzde bir güzel koku parfüm taşıyıp kokulanmak lazım. Hatta bazı kardeşlerimiz büyük bir hata yapıyor. Elinde sigara ezan okunurken işte son bir çekiyor, elinden atıyor çöpe. Ondan sonra camiye gidiyor elini ağzını yıkamadan. Maalesef. Hakikaten çok rahatsız oluyor insan sigara içmeyenler. Şimdi tabii bu şeye de ters düşüyor. Hani ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ya, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın şiarına, dinin alameti olan şeyine tazim, yüceltmek lazım. Evet. Şimdi burada biz namaz kılmaya, camiye geliyorsak, o caminin veya yapacağımız ibadetin yüceliğine uygun hareket etmemiz lazım. Bu tür olaylar işte sarımsak, soğan yeme vesaire gibi olaylar nedir? Bu şeyin azametiyle uyuşmuyor. Yani bu kadar basit bir işi yapan gelip de bu kadar yüce bir ibadeti yapmaya pek uygun görülmüyor yani o açıdan. Evet. Tabii şimdi ben bir insanı rahatsız etsem kötü kokuyla, soğan sarımsak olabilir, ter kokusu olabilir, sigara kokusu olabilir, çorap kokusu olabilir. İster istemez içinden o kişi bunu hoş görmeyecek. Ya Allah canını almasın, ne biçim insansın diyecek. Ama benden güzel bir koku hissetse Allah razı olsun, ne güzel kokulanmış diyecek. Belki dua edecek. Tabii bunlar da toplumsal hassasiyet gerektiren konular. Onun için şeyde var diyor hocam, hani Cuma gibi, bayram namazı gibi namazlara giderken Efendimiz güzel koku sürünmeyi tavsiye ediyor. Yıkanmak emrediyor. Yıkanmayı emrediyor. Oya gittiğimiz zaman diğer insanlar rahatsız etmeyecek. Tabii. Bu insan haklarından bahsedenler aslında keşke buraları görseler. Tabii. Yani insanı rahatsız etme hakkımız yok bizim. Elbette. Camiye bile gitse. Bu arada bayram namazına giderken banyo yapmak, güzel koku sürünmek, sünnet, değil mi? Tabii. Peygamberimizin bize öğrettiklerinden müstehap davranışlar. Müstehaplardır bunlar. Mümkünse gusül yaparak, temiz olarak gitmek, güzel kokular sürünmek ve camiye giderken de tekbir getirmek. Namazın adaplarından, müstehaplarındandır. Evet. Kurbanda açıktan. Gittiği yoldan değil de başka bir yoldan dönmek. Peygamberimizin sünnetlerinden. Daha fazla insanla bayramlaşmak. Tabii. Selam vermek. Selam vermek. Tabii. Çünkü bayramlaşmak işte Allah kabul etsin diye yani karşı tarafa temenniyle dua olmak. Etmek Müslümana bir şeydir, güzelliğidir, hakkıdır. Hem de sosyal dayanışma ve sevgiyi tabii, insanlar arasında tabii. artırır. Tabii sevginin artmasına vesile oluyor. Onun için bayramda da bu sevginin daha fazla insanla paylaşılmasına vesile olması için camiye bile giderken bir varsa farklı yolları, giderken bir yoldan, gelirken bir öbür yoldan gelip daha fazla insana dua etmek, daha fazla insana selam vermek namazı sevgiyi artırıyor bayramın özellikle. Bu arada mesela bayramların bir anlamı da hocam, kürsülerin barışması. Sıla-i Rahim, akraba ziyareti, bunları hep söylüyoruz ama evet. Mesela şöyle bir şey var, ben size karşı saygısızlık yapıyorum, sizin kalbinizi kırıyorum, hakkınıza geçiyorum. Ama bayramda sizden gelip de benimle konuşmanızı, barışmanızı istiyorum. Yani ben size karşı bir haksızlık yaptıysam, bayramda ilk adımın kimin atması ya da barışmanın nasıl başlaması lazım? Ben mi sizden özür dileyerek, hakkınızı helal etmenizi isteyerek dostluğu tekrar pekiştirmeliyim? Yoksa hata yapan ben olduğum halde bu adımı siz mi atmalısınız? Nasıl olmalı hocam? Hangisi hatası evladır aslında, onun için daha güzeldir ama. Fazilet ilk atanın yani. Tabii fazilet ilk adım atanındır. Ama tabii normal olarak hatalı olan, kusurlu olan kimse onun belki başlaması i̇lk daha adım atması daha uygun, daha güzel olabilir ama her halükarda hani iyilik yapanı iyilikle karşılamak her kişinin işi de, esas kötülük yapana iyilik yapabilmek vermek. O da her kişinin işi olur. Toplumda bazen oluyor hocam, dedikodular, karşılıklı ne bileyim kalp kırıcı laflar, davranışlar, menfaat çekişmesi ya da daha başka insani unsurların araya girerek sebebiyet verdiği kırgınlıklar. Bazen baba ölüyor, çocuklar mirası bölüşemiyor. Amca, yeğenler arasında kırgınlıklar oluşuyor. Yani bunları da biraz örtbas etmek, görmemezlikten gelmek de olgun Müslümanlığın herhalde gereklerinden. Tabii affetmenin genel şeyine baktığımız zaman hatası olanı affedersen bir güzellik olmuş oluyor. Erdemli, tabii. Bu sıradan, dışarıdan insanlar için böyleyse, sıla-i rahim bağımız olan insanlara karşı ise daha fazla bunun bir güzelliği var. Hani sadaka için söyleniyor ya, kişi sıradan birisine sadaka verdiği zaman hani 1'e 10 sevap kazanıyor. Mümine Allahu Teala lütufta bulunmuş ve bil müminine rahime, yaptığı her hasenatın güzelliğin 10 misli sevabını veriyor. En az. Evet, 700'e kadar da çoğalıyor. Şimdi bunu sıradan birisine yaparsa diyelim 10 sevap alıyorsa,
aynı sadakayı akrabasına yaparsa iki mislini alır diyor. Dafey. İki mislini alır. Bu affetmede de böyle. Yani başkasını affetmek güzel de kendi babamız, amcamız, dayımız, kardeşimiz ne varsa onların yapmış olduğu hatadan dolayı onları affedebilirsek bu herhalde daha güzel. Gelmeyene gitmek, sormayana sormak. Tabii gelmeyene gitmek. Evet. Telefon açmayana telefon açıp. Telefon açmak. Tabii günümüzde hocam mesafeler uzadı. Gerçi telefonlar, iletişim araçları kısalttı ama evet. Maalesef gençlerin, bakıyorum ben kendi etrafındakilere de bakıyorum. Gençlerin büyüklerini arayıp bayramlarını tebrik etmeleri, ellerini öpmeleri, hallerini, hatırlarını sormaları gibi eskiden çok gördüğümüz yaygın olan geleneklerimiz maalesef dümura uğramış durumda. Evet, bunlar pek aranıp sorulmuyor. Bayramlarda mesela en büyük olanın yanına gider bütün akrabalar, herkes birbirini ziyaret eder. Ben babam, annem sağ iken bayramda onların yanına gidersem bütün akrabalarımı görüyordum. Evet. Ama şimdi her birinin evine teker teker gitmem gerekiyor. Yani büyük olan ziyaret ediliyor ama bu sefer büyük olan kimse, onun çocukları, herkesi görüyor. Onun dışında yani herkesi bir araya toplan, aile büyükleri. Günümüzde maalesef yani amcalar, dayılar, halılar, teyzeler, dedeler, neneler birinci derecede sorulmayabiliyor. Bu da eski bayramlarda olan, şimdi özlemini duyduğumuz maalesef bir takım. Maalesef tabii teknoloji güzel bir şey, güzel bir nimet. Yani istifade ediyoruz, edilmesi lazım. Ancak işte onun getirdiği bir takım dezavantajlar da var. Evet. Yüz yüze iletişimi de bir takım sekteye bırakıyor değil mi? Şimdi gidiyoruz, oturuyorsun, misafire ediyorsun, bir televizyon açılıyor, kimse kimseyi ne görüyor ne konuşuyor. Bir de şimdi internet çıktı, herkes oturuyor, herkesin kafa aşağıda, internetle uğraşıyor. Güya ziyarete gidilmiş. Bu bayram öyle olmaz inşallah. İnşallah ona dikkat edilmesi lazım aslında. İnşallah. Ya bir bayramdır, fırsattır. Yani ümmetin iki bayramı var malum. Evet. Bir dini bayram olarak. Bir Ramazan Şerif, Ramazan bayramı. İkincisi de Kurban bayramıdır. Evet. Allah Teala lütfetmiş. Evet. Evet. Hocam burada bir soru sormak istiyorum. Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar nelerdir? Yani hangi hayvanlar kurban olur, hangi hayvanlar olmaz? Bir takım hayvanlar sakat olduğu halde kurban olur mu? Dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Şimdi malum insanlarımız genelde kurbanlıklarını aldılar ama pek çok kimse de bekliyor. Bayramdan bir gün koyacak yeri yok. Bayramdan bir gün önce veya bayram sabahı alıyor. Hayvanları alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi tür hayvanları seçmemiz lazım? Tabii şimdi az önce de ifade ettiğimiz gibi kurban kesilmesi caiz olan hayvanlar, işte küçükbaş hayvanlar dediğimiz keçi, koyun, büyükbaş hayvan dediğimiz sığır, manda ve deve gibi hayvanlar. Şimdi burada her hayvanın, mesela küçükbaş hayvan dediğimiz hayvanlarda, koyun ve keçilerde yaş oranına bakılıyor. Mesela en azından 1 yaşında olmalı diyor. Ama koyunlar için, eğer koyun 1 yaşını doldurmasa bile böyle annesi gibi gösterişse, büyükse, o 6 aydan sonra onun kurbanı kesilebiliyor. Efendim şeylerde... İki kişi bir koyun kesebilir mi hocam? Yok. İki kişi küçük baş hayvanlarda herkes tek hayvan kesebilir. Birden fazla ortak olma büyük baş hayvanlar için geçerlidir. Kaça kadar ortak olabilirler hocam? Ortak olması için 7'ye kadar ortak olunabiliyor. Yani bir hayvan. Evet, onda da inek. Evet. 2 olur, 3 olur, 5 olur, 7 en son 7'ye kadar aynı hayvana ortak olunabilir. İşte tabii o ortak olmanın da şartları var. O biraz, ben sadece et kesmek için, et yemek için oluyorum işte mesela. O tehlikeli bir şey. Yani gerçekten niyet kurbanda önemlidir. O kurban olayında dikkat edilmesi gereken şeylerden, önemli hususlardan bir tanesi de kurbanı kesenin niyetidir. İşte kimler kurban keser denildiği zaman mesela Müslüman olması lazım önce bir. Ondan sonra ibadetlerle mükellef olma özelliklerinin, şartlarının, akıl bali olma gibi, seferi olmaması gibi, işte kurban kesebilmek için nisap denilen bir miktarda, yani belli bir oranda maddi gücünün, yani zekattaki gibi bir sene geçmesi değil, bayram günlerinde zenginse kesebilir. Bayram günü nisaba ulaşacak işte altını, mangırı, parası, pulu, neyi varsa hepsini topladığı zaman, nisabı buluyorsa, bulduğu zaman o mükellef oluyor. Kesmesi gerekiyor. Ha, mükellef olmadığı halde kesse bir mahsuru yok. Ama mükellef olmadığı halde kesme mecburiyeti yok.
Ama şartlar tutarsa, mükellef olma noktasına gelirse ondan sonra mecburiyet başlıyor. Dolayısıyla bu şeylerde de mesela büyükbaş hayvanlarda da 2 yaş. Şimdi olması. 2 yaşın altındaki bir hayvanı gösterişli olsa da olsa kurban olmaz. Kurban olmaz. Develerde yaş kaçırıyor. Develerde 5 yaş var onlarda. 5 yaş var. Şimdi bu şeylerde kapak sökme diye bizde ifade ediliyor. Dişinin çıkması. Yani esas baz alıyorlar. O onun alameti, işareti, göstergesi olmuş oluyor. Hayvanlarda böyle bir şey var. Tabii bu kesilecek hayvanların da yani belli niteliklerde olması lazım. Mesela kökten boynuzlarının kırılmamış olması lazım. Kökten kuyruğunun kopuk olmaması lazım. Kör olması mesela. Şey olması lazım. Geçen bana köyde sordular. Hakikaten soru geldi. Ben kurban almaya gittim de o kurban satan kişi bana sordu. Hocam seni bulmuşken bir soru sorayım falan dedi. Şurada dedi bir koyun var. Memeleri tıkalı dedi. Etmiyor. Süt akmıyor. Tıkandı dedi. Bu kurban olarak, kurbanlık olarak satabilir miyim dedi. Dedim satamazsın. Çünkü şeylerin memelerinin olması lazım ve sütün gelmesi lazım. Dolayısıyla o şeyde kurbanın kurban olabilmesi için, yani az önce söyledik, bu bir ibadettir. Allah rızası için yapılan bir şeydir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim yapacağımız ibadetin şeyine ihtiyacı yok. Kılacağımız namazın zekatına, kestiğimiz kaniyeti ulaşmaz bir ayet. Tabii keseceğimiz kurbanın şeyine ihtiyacı yok. Bizim bilakis o ibadetimizin sağlıklı bir şekilde ibadet olarak gerçekleşebilmesi, bizim ona ihtiyacımız var. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Zekat keçisi diye bir tabir var hocam. Bu ne ya, zekat keçisi gibi derler. Evet. Böyle kötü olan mal için. Şimdi herhalde insanlar da kurban olunca en kötü, en sakat hayvanı kesmek gibi bir adet mi vardı İslam öncesi neyse. Tabii alimlerimiz, yani Allah için yapıyorsan hiç olmazsa eli yüzü düzgün bir hayvan olsun. Fevkalade büyük bir hayvan gerekmiyor ama ya tabii. Fevkalade kötü, kusurlu. Normal, kesileceği yere tabii. Gidebilecek kadar sağlıklı, yani şey olması tabii, lazım. Ayakları sakat olsa, yürüyemesi, cılız ayakta duramıyor olsa ya kurban adeti yerine gelsin. Tabii hocam kurbanda niye çok önemli? Yani bir insan gerçekten o sizin Allah dediğiniz noktaya için gelecektim esas ben. Hani kurban ortak olma var ya. Evet. Tamam, 7 kişiye kadar ortak olunabiliyor ama bu ortak olanların her birisi de ibadet niyetiyle kurban kesme niyet ederlerse kurbanlar oluyor. Mesela biri kurbanlık, yani kurban bayramında kurbanlık olarak niyet ediyor, kesecek. Öbürü akika kurbanı niyetiyle kesiyor. Öbürü veya bir kişi birine kurban hissesi olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bir Yahudi Hristiyan da ya bir hisse de ben alayım da benim çocuklara da yetiyesin diyemez. Olmaz. Olmaz. Bunun esas tehlikesi, yani tabii Müslüman olmayan birisinin ortak olması caiz değil. Artı Müslüman falan filan ama ya ayıp olmasın, herkes et kesiyor, et yiyor. Gösteriş için ya. Gösteriş için keserse onun kurbanı olmadığı gibi onun ortak olduklarının kurbanı da gümbürtüye gidiyor. Esas sıkıntı orada. Yani ama dolayısıyla ortak söylemese hocam, yani ortak, bu niyetle olduğunu söylemese, onu biz bilemeyiz. O zaman biz nahnu nahkum biz zavar diyor. Biz İmam-ı Azam'ın bir sözü. Biz zahire göre amel ederiz. Ama bilirsek mesela şimdi şu açıdan bugün her yerde kurban kesiliyor. Mesela bazı diyelim böyle İslami hassasiyeti olmayan veya yeri geldiğince İslam'a icabında saldırabilecek olan kişiler veya kurumlar bile İslam karşıtı olanlar kurban kesiyor. Veya ortak olun bizim kurbana diyor. Gidiyor vatandaş onların kestiği bir kurbana ortak oluyor. Ya bu vatandaş şey kurbanı kesecek kişi veya kurum İslam'a inanmıyorsa veya İslam düşmanıysa bu kurban olmaz ki. O zaman Müslümanların o şeyde bu ortak, hele kurban kesme hususunda hassas davranmalarına fayda. Genellikle hocam birbirlerini tanıyan arkadaş veya akrabalar oluyor. Evet, yani bu hassasiyeti insanlarımız gösteriyor da. Fakat bazen mesela adam varlıklıdır. Mesela çocukları diyor ki filanlar kurban kesmiş, biz niye kesmedik? Bu çocuğunun bu sözüne bir cevap olsun diye, ya da akrabalarında inançlı kimseler var. Kendisi bazı şeyleri gizliyor. Yani aslında kurbana da inanmıyor dediğiniz gibi belki. Amcası, dayısı, kardeşi geldiğinde bu kadar zenginsin kurbanla mı kesmedin diye kınarlar diye. Evet. Ya iş olsun diye kesiyor. Tabii bu şekilde kesilen bir kurban Allah için ibadete dönüşmüyor, ibadet olmuyor.
Onun için buna da dikkat etmek lazım. İnsanlarımız genelde hassas davranıyor ama yani kalbime de bir şey gelse, ya işte kurbanı kestim diye bir buna benzer dünyevi bir duygu, herhalde ben o duygunun peşine kapılmadıkça bir zarar da vermez yok, yani ibadetime. Yok. Zahir, bizim mükellef olduğumuz şey la yükellifullahu nefsen illa vüsaha, genel kural. Allah kulunu gücünün üstünde kaldıramayacağı bir şeyle mükellef kılmıyor. Dolayısıyla biz kalpten geçeni, niyeti bilme şansımız, gücümüz yok. Olmadığı karşıdaki için insanın kalbinden ne geçiyor, niyeti nedir, biz onu bilemeyiz. Yani onun sergilediği zahiri manzaraya, duruma göre biz amel ederiz. Eğer öyle bir tersliğini görmemişse bizim için tamam, kabul ederiz. Tabii, Allah kabul etsin. İnsanlarımız aslında duyarlı. Ben şöyle bir hadise hatırlıyorum. Yıllar önceydi, başka bir ilde. İşte kurbanlık hayvanımızın etinden biraz kıyma çektirelim diye kasabaya gittim. Birisi geldi, kasaptan et çektirdi yani. Kendisi de kurban kesmiş, et de çektirdi. Fakat kasaptan ayrıyeten yarım kilo bir et aldı. Parasını ödedi, yarım kilo et aldı. Tabii bu çok garibime gitti. Adam kurban getirdi, hayvanın etini çektirdi, yarım kilo da et aldı gitti. Evinde kurban eti olmasına rağmen. Dedim ki kasaba, ya bu arkadaş kurban kesmiş, hayvan getirdi, et getirdi sana çektirdi. Evet hocam dedi. Peki niye et aldı senden dedim. Güldü hocam dedi. Şimdi bunlar içki de içiyorlar. İçkinin yanında et de yiyecekler. Kurban eti içkinin yanında yenmez. Kurbana saygısızlık olur diye o içkinin yanında yiyeceği eti ayrıyeten satın aldı dedi. Ya tabii çirkin bir şey ama yine de adamın kurban etini içkiyle beraber yememe hassasiyeti içerisinde bir kırıntı olduğunu gösteriyor. Bir kıvılcım olduğunu yani gösteriyor. Aslında bu kırıntıları harekete geçirebilse, değil mi? Bazen çünkü insanlar bilemediğimiz bir hassasiyetleri ya da bizim göremediğimiz bir hassasiyetleri oluyor. O hassasiyetlerini kaşıdığınız zaman ya da oradan insana bir yaklaştığınız zaman fevkalade dönüş yaptığını, birçok hatasını terk ettiğini görebiliyorsunuz. Onun için de bu türlü kardeşlerimizin bu manevi duygularını inşallah müsbet yönden, teşvik etmek lazım, yaklaşmak lazım. Diğer davranışlarına da yansıtmaları çok güzel olur. Tabii ehli sünnetin genel bir anlayışı var ya, günah-ı kebair ve büyük günahlar insanı küfre sokmaz. Evet. Hani bazı alimler küfre sokar diyor ama Ehl-i Sünnet'in umumu, cumhur dediğimiz ağırlıklı olarak alimler Ehl-i Sünnet itikadına göre büyük günahlar insanı küfre sokmaz. Şimdi bu vatandaş hem kurban kesmiş hem de dediğiniz gibi böyle bir şey yapıyorsa yani orada yani ayette şöyle diyor ya hocam, halatu amelen salihan ve uhara seyyiha. İyi amelle kötü ameli birbirine karıştırıyor. Evet. İyi ile kötüyü birbirine karıştırıyor. Evet. İnşallah o manevi duyguları onda İnşallah. Bazı inkişaflara sebebiyet olacak. Zamanla hataların terk edecek. Hocam bu arada mesela kurban kesen kardeşlerimiz nasıl davranmalı? Asıl olan insanın kurbanını kendisi kesmesi ama tabii şehir hayatındayız. İnsanlar eskisi gibi herkesin hayvanı yok. Eskiden herkesin koyunu, keçisi, ineği vardı. Dolayısıyla hayvan kesmeyi bilirlerdi iyi kötü. Şimdi insanların böyle hayvanlarla haşır neşir oldukları bir ortam yok şehir hayatında. Dolayısıyla kasaba kestiriyorlar. Kendileri birçok zaman kesmiyor. Kesiyorlarsa hangi duaları okumalılar, hangi zikirleri, tesbihleri söylemeliler? Nasıl davranmalılar hocam? Evet, tabii mümkünse tabii esas olan, eftal olan kişinin kendi kesebiliyorsa, güç imkanı varsa kendinin kesmesi. Peygamberimiz de kendi kesermiş. Efendimiz de bizzat kendisi kesmişler. Ona gücü yetmiyorsa vekalet yoluyla veya birisine vekil tayin ederek kurban kesmek mümkün. Caiz. Ama mesela eftal olanı da mümkünse diyor kurban kesenin yanında bulunarak hani tek kurban onunla kesen birlikte besmele çekmek, onunla beraber tekbirleri getirip besmele çekmesi. Yani tabii kurban bir ibadet ve ibadetin eda ediliş şekline baktığımız zaman da besmele çekilmesi lazım. Yani kurban kesen tabii besmeleyi yenir mi et işte, besmele belirleyici bir özelliği var. Helal olup olmama noktasından. Mesela kişi unutarak aklına gelmeden besmeleyi unutuyor, hayvanı kesiyor. Bunun bir mahsuru yok. Onun kestiği hayvan yenilir ama birisi kasten bile bile besmeleyi terk ederse onun kestiği kurban yenmez. Leş olur. Kurban olmaz.
Yani onun satışı da caiz değil. Bırak yenmesini, o hayvanın alıp satımı da, çünkü ona hani İslam'da gayrı mütekavvim diyor, yani İslam'ın değer vermediği bir mal oluyor. Onun yenmesi bile caiz değildir. O zaman kurban dışında da hocam bir kasaptan et alırken bu hassasiyeti göz önünde bulundurmak lazım. Tabii Müslümanların bu hassasiyeti gözetmesi lazım. Bu genelde hani bazen soruyorlar hocam, diyorlar işte filan markette diyelim ki İçki satılıyor veya yanlış bir takım şeyler var. Biz oradan alışveriş yapsak caiz midir gibi mesela şeyler geliyor. Şimdi tabii alışveriş helal bir şey, alışveriş yapıyorsak gitmişiz oradan şeker almışız, bu efendim çay almışız, helal bir şey almışız. Karşıdaki adamın yanlış yapmış olması bizim alışverişimize etki etmiyor. Bizim alışverişimiz caizdir. Yani haram, içki satılan bir yerden bayram şekeri almakta bir sakınca yok. Bir mahsuru yok. Şayet genel olarak yok. Ama yine de şu davranan bir kişi. Şimdi onu diyecektim. Genel manada bir mahsuru yok. Alışveriş caizdir. Bir mahsuru yoktur. Adam başka şeyler de yapıyormuş, günahı kendine. Ama velakin Müslümanın da az önce ayet-i kerimede de Allah-u Teala diyor ya, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَيْرَ اللّٰهِ. Yani Allah'ın şiarını yüceltmek. Müslüman bu hassasiyette olmaz. Benim dinime saygı duymayan, benim dinimin haram dediği bir diyelim içkiyi, domuz etini veya herhangi bir şeyi satan, bunda beis görmeyen. Kurbanlıkta kesiyorlar hocam şimdi onlar, değil mi? Ta başta. Kiloyla kurbanlık diyorlar. Mesela o şu kadar et garanti, yani şu kadar et şu fiyata, küçük başta, büyük başta. Tabii içki satabilen ya da faizli alışveriş yapabilen ya da mütekavvim dediğiniz, yani helal olmayan malları alıp satabilen bir tacirin haliyle kurban konusunda da ticari yaklaşması kaçınılmaz. Yani sizin ibadet hassasiyetinizi göz ardı edebilir. Mesela bu hayvanları keserken siz yanında değilsiniz. Evet. Yani büyükçe bir tosun alsa, kesse, kaç kilo et vaat etti? Diyelim 25 kilo et vaat etti. İşte 250 kilo et çıktı. Bunu 10 kişiye 25 kilo 25 kilo gönderse insanlar bunu nereden bilecekler hocam? Tabii bir sefer mümin güvenilir. Hani hadis-i şerifte de özellikle var ya, adil olma özelliği var. Adil olmak derken işte büyük günahları işlemeyen. Harama helale riayet etmesi. Harama helale dikkat eden, özellikle büyük haramları işlemeyen insana hadis rivayetinde de diğer şeylerde de adalet sıfatı, bu mahkemedeki adalet değil. Bu hadis rivayetinde veya dini hükümleri belirlemede güvenilir olup olmama noktasında bir hüküm. Yalan söylememesi. Kişilik konusunda güvenilir olması. Şimdi kurban meselesinde benim, yani dine hassasiyetleri olmayan, içki satan, domuz eti satmakta bir iş görmeyen, her türlü haramı yanlış işleyen bir kişi diyor ki kurbanını ben keseyim. Bir şey daha var, bana soru olarak gelmişti. Ben ilk defa duydum, bilmiyorum, yaygınmış. Kiloyla satıyor. Hocam diyor işte o işte, canlı değil de canlı kilo yani. Et. Halbuki kurbanın, hadis-i şerifte de geçiyor ya, kurbanın rüknü, kurban ibadetinin esas farzı irakatü'd-dem'dir. Kan akıtmaktır. Yani kan akıtmadan o hayvan senin olmalı. Senin olmuyor. Ha, senin olmuyor ki. Tabii senin olmalı adam ki. Ben kesin kaç şuraya çıkarsa parasını ona göre parasını sana vereyim diye. Ha, böyle bir şey bir de yaygınmış, ben soranların söylediği ifade. Dedim ya, ben böyle bir şey duymadım hocam. Böyle çok yaygın. Böyle bir şey var. Ama hocam herhalde diğer dini vecibelerinde hassas davranan Müslümanların bu türlü alışverişlere tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Ama soranlar yani samimi insanlar ya. Ya biraz herhalde şehir hayatının yan etkileri diyelim o zaman hocam. Yani biz karşılaşmadık. Belki yani bu işin içerisinde olmamızın vermiş olduğu bir tecrübeyle bu gibi şeyler aklımıza gelmiyor. Tenezzül etmiyoruz belki ama bazı insanlar yaşadıkları sosyal çevre, iş hasebiyle bulundukları çevre belki onları bizim bilmediğimiz bir takım şeyleri yapmaya yönlendiriyor olabilir. O zaman bu konuda hassasiyet göstermeleri lazım. Daha önce vardı bu paralelcilerin özellikle o peygambere kurban kesme. Caiz midir hocam? Bir ara yaygındı böyle iki de fetva. İki kurban kesiyorum birini peygamberimizin adına. Bu caiz mi hocam? Yok. Diyor ki ben peygambere kurban, bir hissesine sen al diyor. Yani bir de hisse satıyor. Onu da pazarlıyor yani. Pazarlıyor. Biz de peygamber adına hutbe. Yani ölmüş insan adına kurban kesilir mi? Mesela böyle bir şey var mı? Böyle bir mecburiyet yok. Ölmüş insan. Ama vasiyet etmişse malından bir kurban kese. Vasiyeti varsa tamam. Ya da bir ada varsa. Ada varsa tamam. Ama yoksa kesmek şart değil. Böyle bir şey, uygulama yok. Hatta Şafiilerde, diğer mezheplerde mekruh da geliyor. Mekruh caiz de değil. Evet, caiz de değil. Ölmüş bir kişi adına. Hanefilerde caiz demişler.
Ama mecburiyet yok. Mecburiyet yok. Ya kesersin sadaka, yani sevabını Allah rızası için ölmüşlerimize hediye ederiz. O Ehl-i Sünnet'in temel prensibi. Allah kabul etsin. İnşallah sevabına nail olurlar. Yani babamız adına, geçmişler adına kurban keseriz. Sevabını onlar. Ama böyle bir mecburiyet yok. Mecburiyet. Evet. Peki hocam, hayvanları şoklayarak kesmek caiz mi? Şoklayarak kan akıyor mu ki şoklayınca? Şoklama şöyle. Hayvanı bayıltıyor ama hayvan ölmüyor. Sadece bıçağın acısını hissetmesin diye yapılıyor bu. Şimdi bizim ülkemizde henüz kanunlar böyle değil ama batıda bizim kestiğimiz usulle kurban kesmek yasak kanunen. Hayvan hakları kapsamında böyle değerlendiriliyor. Ve ya başına şiddetli bir darbeyle hayvanı bir anda düşürüyor. Yüksek voltaj vererek bir anda beynini patlatıp öldürüyor. Ya da hayvanı bayıltarak elektrik şokuyla etkisiz hale getirip kesiyor. Yani hayvan ölmese, ölürse zaten o caiz olmaz, helal olmaz. Hayvan ölmese, sadece bayıltsa herhalde bunda da bir mahsur yok değil mi hocam? Kesilebilir bu şekilde de. Yani kan akarsa kesilir ama hani hadis-i şeriflerde de genel bir ikaz, bir uyarı var ya, kestiğiniz zaman فَاَحْسِنُ الدِّبْحَ diyor ya. Yani hayvanı güzel, eziyet etmeden kesin diyor. İslam'ın önerdiği bu. Öbürü dediğiniz gibi beynini patlatıyor, hayvana eziyet ediyor, onu kurban kesiyor. Yani o açıdan caiz değil. Ama ha, bu kurban olur mu? Yani yaptığı şey yanlış. Genel manada da eğer kan akıyorsa, yani irakı dem yani farzı yerine geliyorsa inşallah kurban olur ama şüpheli şeydir. Yani dediğimiz gibi öbür sıkıntıları var. Hayvana eziyet etme bıçağını bilenmesi tavsiye ediliyor. Hayvana eziyet edilmemesi tavsiye ediliyor. Burada şoklayarak efendim beynine balyoz vurarak neyse hayvanı bayıltma gibi bir eziyet etme durumu. Bir riski var yani. Tabii bir riski var. Evet. Peki hocam, biz kurbanı kestirdiğimiz kişinin dini hassasiyetleri olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o konuda, kasap konusunda mesela bir Yahudi, bir Hristiyan kasap ya da İslam'a inanmayan bir kasap ya da dini vecibelerine hiç riayet etmeyen bir kasabın kesmesinde bir mahsur var mı hocam? Şimdi ehli kitabın kesmez kestiği yenilir malum. Ehli kitap kendi dinine göre Allah'ın Yahudi, ismi, ve, Hristiyan Yahudi ve Hristiyan dediğimiz ehli kitaplar eğer Allah'ın ismini kendi şeyleriyle, anlayışlarıyla da olsa zikrediyorlarsa, zikrederek kesiyorlarsa o zaman o kurban caiz olur. Çünkü Cenab-ı Hak buna müsaade etmiş. Ama mesela böyle inanmayan ateist, dinsiz neyse bir şeyinin kestiği caiz olmaz. Çünkü o Allah'ın ismini zikretmiyor. Yani ama zaten inan o da kurban da olmaz. İbadet olmaz. Onun için yani mesela insan hataları vardır, günahları vardır ama kurban keser. Eğer Allah'ın ismini bilerek, terk etmeden, Allah'ın ismini zikrederek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesiyor o zaman onun başka hatalarının olması bizim kurbanımıza mani olmaz. Evet. Peki hocam, ben kasabı tuttum, dedim ki kes, ücret olarak ne istiyorsun? 1000 lira. Yok, 500 lira bunun yanında. Bütün sakatatı, derisi de senin. Ücret olarak, yani hayvanın derisini, sakatatını, iç organlarını, bağırsaklarını, ciğerini, böbreğini neyse kasaba veriyorum. Bu caiz olur mu hocam? Ücret, kurban bayramı, kurbanlığın herhangi bir şekilde etinden, tüyünden, kılından neyse istifade etmek yani ayrıca caiz değil. Kurbanı kestikten sonra yününü falan kullanabilirsin ama kurban henüz hayattayken kurbanlık, onun işte yününü şey sat bilmem ne, o caiz değil. Aynı şekilde işte kasap ücreti olarak işte biz sen bunun derisini al, karnını al vesaire, o da caiz değil. O zaman nedir? Biz onun ücretini de eğer kasaba veriyorsak sadaka olarak vermemiz lazım. O caiz olmaz. O ayrı, yani pazarlığın dışında olması lazım. Kurban fiyatı bellidir. Biz kasaba ne şey yapıyoruz? Onun kesme ücretini ayrıca tahdit etmemiz lazım, tahsis etmemiz lazım. Yoksa kurbanlığın işte derisini, efendim kellesini, bir kısmını neyse ücrete saymak o caiz değil. Caiz olmaz. Ha. Peki hocam, şimdi kasaplar genellikle kendi mesleki tecrübelerine göre hayvanları kesiyorlar. Evet. Yani hayvanın hangi organları kesilmeli caiz olabilmesi için?
Yani bu konuda dikkat edilmesi gereken, hassasiyet gösterilmesi gereken noktalar konusunda ne söyleriz hocam? Ya işte o konuda damar, atar damar, toplar damarları 3 tane olduğu zikrediyor genelde. İlk en az ikisinin kesilmiş olması lazım ki şey zebih olayı tahakkuk etmiş olsun. Yemek borusu, atar damarı. Yani boğazı kesilirken nefes borusu, yemek borusu ve atar damarı, toplar damarından bir tanesi kesilir. Hayvan artık kesilmiş hükmü oluyor. Kesilmiş hükmüne geçiyor. Evet. Peki hocam, bazen şöyle bir hata görüyoruz. Ben bunu çok kez gördüm kasaplarda da. Mesela hayvanı kesiyor kasap ama bir an önce ölsün diye omuriliğine hemen bıçağı vuruyor. Hayvanın canı çıkmadan omuriliğini kesiyor. Böylelikle mesela profesyonel bir kasabın söylediği, profesyonel kasaplar bir an önce omuriliğini keser hayvanı diyor. Büyükbaş hayvanda özellikle. Omurilik. Yani hırtlağın altında damarı kestikten sonra kemiğin altına, omuriliğine bıçağı vuruyor. Bunun sebebi de yani profesyonel bir kasap bilir ki diyor bir an önce omuriliğini keser de hayvan tamamen ölürse en azından birkaç kilo kan içeride kalıyor. Yani onu et olarak kâra sayıyor. Kasap da böyle mantıkla düşünüyor. Öyle alışmışlar ve hayvanı keserken omuriliğine bir anda bıçağı vuruyorlar. Hem çabuk ölsün, işimi bitireyim. Çünkü adam 20 tane hayvan kesecek o gün. O gün mesaisi bol. Tabii mesaisi bol bir an önce. Bu caiz olur mu hocam? Genellikle omuriliğine bıçağı vurursanız hayvan tahrimen mekruh olur diye ilmihallerde yazıyor. Kasaplar da bu hassasiyete dikkat etmiyor, onun için sordum. İşte dedi. Yani o az önce söylediniz ya, içinde kanın akması, temiz, daha temiz olması için o omuriliği kesmeden önce birazcık bekleyerek o vücuttaki kan akarsa, akması için onun biraz beklenmesi gerekiyor. Mekruh demesi şey de o. Yani onu beklemeyip de işte bir an önce acele edip omuriliği kesip kanın vücutta kalmasını sağlaması o şey mekruhtur. Ha, kan etin içerisinde kalan kan şey değildir, prensip itibariyle helaldir, haram değildir. Ama müstakil olarak kan haramdır. Ama akan kan haramdır. Demen mesfuhan diyor ya ayeti kerimede, akmış kan, akan kan o haramdır, o içilmez. O İslam öncesinde hocam o akan kanı Araplar donunca, pıhtı haline gelince alıyor, ateşte pişiriyor, onu da yiyorlarmış. Evet. Ama günümüzde tabii kanın aslında birçok hastalığın kan yoluyla vücutta dolaştığını, mikrobun kana bulaştığını, dolayısıyla kanın içilmesinin sağlık açısından da son derece zararlı olabileceği zaten bilimsel olarak da söyleniyor. Bazı yani İslam dışı anlayışlarda içiyorlar vesaire, bir tek şeyleri var. Evet, evet. Yani onlar İslam'ın haram kıldığı pek çok şey zaten. Onlar da haram helal sınırı yok. Ama biz Müslümanız, yani biz Allah'ın, İslam'ın belirlediği ölçüler neyse ona göre amel etme mecburiyetindeyiz. Evet. Yani damardan mesela insan kanını hastaya veriyoruz. Bu şifa oluyor. Ama kanı içmek, içerek etmek birçok hastalığın da bulaşma yolu olduğu için Cenab-ı Hak onu haram olarak belirtmiş yani. Dolayısıyla onlardan kaçınmak lazım. Evet. Hocam bu arada ben kurban konusunun dışında bayram konusuna da biraz değinmek istiyorum. Evet. Malum İslam'dan önce bir takım bayram günleri vardı Medine'de ve Peygamberimiz geldikten sonra Hicri 2. yılda Ramazan orucuyla beraber aynı zamanda iki de bayram günü oluşturuldu ve Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Evet. Müslümanlar bu günler seviş günüdür, sevindiler. Hatta bayram gününde mesela Habeşlilerin bir kılıç kalkan oyununu Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe ile birlikte seyrettiğini biliyoruz, ona müsaade ediyor. Buna benzer bir takım eğlenceler de tertipleniyor. Hatta birkaç hadis yazdım buraya. Mesela diyor ki hadiste, Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir. Yani İslam'dan önceki Medine'de iki bayram adetini Peygamberimiz değiştiriyor. Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır diyor. Yani bayram gününde. Fesalli diyor ya. Rabb-i Kevenhar değil mi? Evet. Daha sonra kurban kesme. Arefe günü yine bir başka hadis. Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramlarıdır. Evet. Bu günler yeme içme günleridir diyor. O yüzden de bayram günleri oruç tutmak zaten haram değil mi hocam? 5 gün Hanefilere göre tahrimen mekruh, diğer mezheplere göre haram. Evet. Ramazan
bayramında birinci gün, Kurban Bayramı'nda dört gün olmak üzere toplam beş gün de oruç tutma şeyi caiz değil. Bu da gelen giden misafirlerle birlikte yemek içmek tabii, değil mi? Onlara şimdi burada katılmak. İbadet şey var yani kulluğumuzu bizim ifade etme şeyim. Allah az önce söyledik ya Cenab-ı Hakk'ın bizim kılacağımız namazı tutacağımız oruca ihtiyacı yok. Ama biz burada neyi gösteriyoruz? Ha, Allah-u Teala bugün oruç tutacaksınız akşama kadar diyor. Tamam tuttuk. Bugün diyor akşam hilal görüldüğü zaman bayram şeydi zaman ondan sonra oruç tutmayacaksınız diyor. Tutarsanız da işte bazı mekruh, tahrime mekruh bazı haramdır diyor. Yanlış yapmış. Yanlış yapmış olursunuz diyor. Bayramın sosyal anlamıyla da uyuşmayan idarelmiş. Hem sosyal yapıyla uyuşmuyor hem İslam'ın ruhuyla, özüyle uyuşmuyor. Biz ibadeti Allah ne söyledi o şekilde yapıyoruz. Tabudi ifade. Hocam sahabe-i kiram karşılaştıkları zaman tekabbelallahu minna ve minkum. Allah bizden de sizden de kabul etsin diye bayramlaşırlarmış. Biz de herhalde karşılaştığımız kardeşlerimize böyle demenin dışında Allah bayramınızı mübarek etsin, daha nice nice bayramlara eriştirsin. Yani aslında atasözlerimizde, geleneğimizde olan birçok şey zannediyorum hadislerden geçme. Evet. Bir de bayramların bir sosyal anlamı var. Tabii. Mesela hocam şöyle bir baktım Yahudilerin bayramları. Mesela Pesah bayramı Yahudilerde Mısır'dan kurtuluşlarını simgeleyen bir gün, o günün anısına kutlama yapıyorlar. Şavuot bayramı, haftalık bayram, Hazreti Musa'ya 10 emrin verildiği günü temsilen yıl dönümünde kutluyorlar. Rosh Hashanah diye yılbaşı bayramı, yıllık amellerinin muhasebesini yapıp Allah'a tevbe etme günü diye. Bir Muharrem midir? Evet, bizim Muharrem'e tekabül eden bayram Allah-u Alem. Yom Kippur, kefaret günü bayramı diye bir bayramları var. Yılbaşından 10 gün sonra büyük oruç günü, tevbe ve af günü diye yaptıkları bir bayram. Hakha Sukkot diye bir çardak bayramı. O da Yom Kippur'dan 5 gün sonra kutlanan bir bayram. Hani çölde 40 yıl rezil bir hayat yaşıyorlar. Yetihun ha. Evet. Fil ardı. Erbaine sene. Kultihu fil ardı erbaine sene miydi ayet-i kerime? 40 sene çölde böyle bir hayat yaşıyorlar. Onu hatırlamak için çardaklara çıkıyorlar, çadırlara çıkıyorlar ve o günlerin anısına bir bayram yapıyorlar. Yine Hristiyanlarda bakıyoruz Hazreti İsa'nın ölüm günü olduğuna inandıkları gün, doğum günü olduğuna inandıkları Noel'dir. Buna benzer günlerde bayramları var. 3 gün sonra ruhunun tekrar dirilip göğe çekilmesi ya da bütün insanların günahını ödemek kefaret niyetiyle kendi canını feda etmesi Hazreti Adem'den beri gelen günah gibi kendilerince ihlas ettikleri bayramlar var. Dolayısıyla bayramları kutlamak tabii adabınca, usulünce kutlamak aslında her millette var. Bizde de çocuklarımıza bu geleneğimizi öğretmek. Yani bunun hem dini hem sosyal bir gelenek olduğunu. Ayrıyeten yani kurban kesmek sadece bir hayvan kesmekten ibaret değil. Eti ve kanı Allah'a ulaşmıyor ayetler dediği evet. gibi. Bizim niyetimiz ama bu arada yani insanlara et yemeyenlere et yedirmek, misafirimize evimize gelene ikram etmek birçok sosyal yönü de var. Akrabalarla beraber hemhal olmak. Artı hayvan besicileri kurban bayramını bekliyor bir yıl boyunca. Tabii. Yani ekonomik olarak, ekonomik sosyal olarak, olarak da bir canlılık. Tabii birçok yönü var. Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı burada bitirmek istiyorum. Dilinize sağlık. Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda inşallah Eyvallah. Tekrar buluşmak niyetiyle diyelim. İnşallah. Şimdiden izleyenlerin, Kanal 64 izleyicilerimizin ve tüm halkımızın bayramını da tebrik ediyoruz. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, ben de bu vesileyle işte bugünler Arafat, yarın Arafat, öbür gün bayram. Ümmeti Muhammed'in en mübarek günleri. Bugün bu vesileyle ben de tekrar bütün Ümmeti Muhammed'in, bütün Müslümanların bayramlarını canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Zülcelal inşallah gerçek manada Müslümanlara bayram havasını edecek, yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle bugünlerde bayram olmasına rağmen sıkıntıda, zulüm altında olan Müslümanlara da inşallah Rabbim en kısa zamanda çıkış yolları göstersin diyoruz. Bu vesileyle de bize bu fırsatı veren Kanal 64'e de teşekkür ediyoruz. Evet. Bu güzel dileklerle değerli izleyiciler hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.